Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videonun sağ alt köşesinde hanımlar abone ol yazısını tıklayarak abone olabilir. Orada çıkan zili hanımlar, tümü zili de tüm olarak işaretlerseniz yayınladığım ve daha önce yayınlamış olduğum videoların bildirimleri telefonlarınıza mesaj olarak gelecektir. Beğeni ve yorumlarınız gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün hanımlar sizlere harika tek sırada ilerleyen pullu bir modelin yapılışını anlatacağım. İnşallah önümde hemen şöyle malzemelerim var. Sizlere malzemelerimin bilgilerini vermek istiyorum hızlıca. Yazmam Cenk marka 874 açık petrol renginde. Kameranın yansımasından dolayı renk biraz daha böyle petrol mavisi gibi çıkıyor ama açık petrol hanımlar. Kullandığım pullarımda gold pulların bir ton daha açığı 8 milimetre boyutundadır. Yandan delikli pullardır. Bunlar plastik puldur. Isıya dayanıklıdır. Ütüde hiçbir zarar görmezler hanımlar. Her rengini bulabileceğiniz pullardır. Ve yazmamın numarasıyla birebir aynı 874 numara altın başak ipi kullanıyorum. Gerçekten birebir uyumlu oldu. Çok yakıştı. Şöyle tığımda 22.05'tir. Her zaman 22.05 numaralı tığımı kullanıyorum. Sizleri bekletmeden hemen modelimi göstermek istiyorum. Modelimiz tek sırada ilerliyor hanımlar. İşlemesi çok zevkli. Ben model olarak çıkardım ve inanın modele başlarken şöyle bir baktım ki nasıl ilerlemiş, hiç fark edemedim bile. Sizin de zevkle işleyeceğinizi düşündüğüm bir model hanımlar. Bakın pulları şöyle yakından gösteriyorum. Şöyle şuraya kadar olanı ben ütüledim. Bakın hiçbir şekilde deformasyon yok, eğrilme yok, renk değişikliği yok. Dediğim gibi bunlar plastik ama ütüde zarar görmeyen gerçekten şık pullar. Yazmamın kenarını iki zincirle tığladım. Şöyle hanımlar, biraz benim elim sıkı ama şöyle çok sık olmayacak şekilde iki zincirle yapmanızı tavsiye ediyorum bu model için. Şöyle hemen hazırlığımı yapıp geliyorum. Hatta hiç bekletmeden başlamak da istiyorum. Şöyle ipimi, ilmeğime takayım. Sizleri bekletmeden modele başlayalım. İpinizi şöyle tığınızda sabitleyin hanımlar. Şöyle ben ilmeğimi takıyorum. İpimizi tığımızda sabitledik. Şöyle herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Özür dilerim, ilmeğim kaçtı. Tekrar şöyle buradaki son sık iğne yapayım. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak başlıyoruz. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battıya giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı tığ battıya girerek sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim. Tığıma bir kere doladım. Aynı tığ battıdan giriş yaptım. 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Dolgumun ve zincirimin arasından girerek sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi bir kere doluyorum. Tekrar aynı yuvadan giriş yapıyorum. 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. Kesinlikle hanımlar dolgularınızı uzatmadan yapın bu model için. Bir zincirimi çektim. Tığıma bir özür dilerim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrar dolgumun ve zincirimin arasına sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Tığıma bir kere doluyorum. Dolgumun ve zincirimin arasından girerek 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Arada iki tığ battı boşluğu bıraktım. Üçüncü tığ battıdan giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki olacak şekilde dört kere de dolgumu tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bir tane pulumdan aldım. Pulumun şöyle yuvasından girdim. Sık iğne ile pulumu sabitledim. Pulumu ipimin ve tığımın arasından çeviriyorum. Bu şekilde tığımın altına getiriyorum. Bir zincir çektim ve dolgumun üzerine 9 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 10. sık iğnemi sıradaki tığ battıya yapıyorum. 2 zincir çektim.
Sıradaki tığ battıya geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Aynı tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tığımı bir kere doluyorum. Aynı tığ battının içerisine girdim. 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dolgumun ve zincirimin arasından girerek sık iğne ile kapattım. Bir zincirimi çektim. Tığımı bir kere doladım. Aynı yuvadan giriş yapıyorum. 2 ve 2 olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Dolgumun ve zincirimin arasından girerek şöyle sık iğne ile kapatıyorum. Daha sonra bir zincir çektim. Tığıma bir kere doladım. Aynı yuvadan giriş yaptım. 2 ve 2 olacak şekilde üçüncü dolgumu yaptım. Yanda bakın hanımlar 1, 2, 3 tane pimpiriğimiz var. Diğer tarafta 3 tane dolgumuz var. İpimi tığıma 2 kere doluyorum. Arada 2 tane tığ battı boşluğu bıraktım. 3. tığ battıdan giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde 4 kere de dolgumu tamamladım. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle pulumdan aldım. Pulumun yuvasından girerek sık iğne ile sabitledim. Pulumu çeviriyorum. Şöyle tığımın altına getiriyorum. Bir zincir çektim ve dolgumun üzerine 9 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 10. sık iğnemi sıradaki tığ battıya yapıyorum. Bu şekilde. Bir tane daha yapalım, daha anlaşılır olsun. 2 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tığıma bir kere doladım. Aynı tığ battıdan giriş yaptım. 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dolgumun ve zincirimin arasından girerek sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doladım. Aynı yuvadan giriş yaptım. 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dolgumun ve zincirimin arasından kapatarak 3. pimpiriğimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doladım. Aynı yuvadan giriş yaptım. 2 ve 2 olacak şekilde 3. dolgumu yaptım. İpimi tığıma 2 kere doladım. Arada 2 tığ battı boşluğu bırakıp 3. tığ battıdan giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olacak şekilde dolgumu tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bir tane pulumdan aldım. Yuvasından girerek sık iğne ile sabitledim. Çevirerek tığımın altına getirdim. Şu çevirme işini hanımlar mutlaka yapın. Eğer sabitlerken bir boşluk varsa bile pulunuz sıkı bir şekilde duruyor. Bir zincirimi çektim ve dolgumun üzerine 9 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 10. sık iğnemi sıradaki tığ battıya yapıyorum. Ve hanımlar aynı şekilde devam ediyoruz. 2 zincirle diğer tığ battıya geçiş yapıyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın kalıp gibi bir model hanımlar. Ütüye geliyor. Zaten pullar zarar görmüyor. Kesinlikle hanımlar sade yazmalar için önerebileceğim çok şık bir model. İşlemesi çok zevkli. Çabuk ilerliyor. Bu şekilde hanımlar. Oyamız bu şekildeydi. Umarım anlaşılır olmuştur. Elimden geldiğince sizlere ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli, çok kıymetli hanımlar. Desteklerinize ihtiyacımız var gerçekten. Bir kusurum olduysa da affola. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Ziyaret edip takibe değer bulursanız çok mutlu olurum. Oyamız bu şekildeydi. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir başka oyada, bir başka güzellikte buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın hanımlar.